Merhaba arkadaşlar. SPSS videolarımızın bu bölümünde tek ve yönlü varyans analizi nasıl yapılıyor, sonuçlara nasıl yorumlanıyor, hipotezleri nasıl olması gerekiyor, bunları görmeye çalışacağız. Öncelikle burada bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz neler, onları tanımlayalım. Biz bu örneğimizde gelir düzeyi ve yaş düzeyini bağımsız değişken olarak ele alıyoruz. Ayrı ayrı iki tane örnek çözeceğiz, yapacağız. Covid hastalığının seyrini de bağımlı değişken olarak ele almaya çalışacağız. Burada varyans analizi, tek yönlü varyans analizini uygulayabilmek için bir bağımlı bir bağımsız değişkenin bulunması lazım. Bağımsız değişkenin de en az 3 gruptan oluşması gerekiyor. 2'den fazla gruptan oluştuğu zaman uygulanacak analiz yöntemi ortalamaları karşılaştırma adına tek yönlü varyans analizidir. Şimdi tek yönlü varyans analizini uygulayabilmek için öncelikle hipotezlerimize bir bakalım. Neymiş hipotezlerimiz? Bağımsız 2'den fazla grup arasındaki farklılıkları test etmek için H0 ve H1 hipotezlerimizi bir bakalım, ele alalım. Covid-19 hastalığının seyri açısından gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık yoktur. H0 hipotezi. H1 hipotezi de Covid-19 hastalığının seyri açısından gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık vardır diye ifade ediliyor. Bu doğrultuda testimiz nasıl yapılacak? Hemen SPSS sayfasına geldiğimizde burada analyze kısmına geliyoruz. Buradan compare mean kısmına geldiğimizde ortalamaları kıyaslamak için tek yönlü varyans analizi uygulamak için en alttaki one way ANOVA seçeneğini tıklıyoruz. Önümüze gelen menüden öncelikle şurası böyle boş şekilde geliyor sağ taraf. Şimdi burada dependent list kısmına, yani bağımlı değişkenleri aktarmamız gereken yere, bu örneğimizde bağımlı değişken COVID hastalığının seyri olduğu için aktarıyoruz. Bağımsız değişkenimiz de gelir düzeyi. Bunu da faktör kısmına aktarmamız gerekiyor. Bu doğrultuda hangi uygulamaları, analizleri yapacağız? Burada option seçeneğine bir tıklamamız gerekiyor. Tıkladığımızda descriptive dediğimiz tanımlayıcı istatistikleri eğer istiyorsak bunu bana ver diyoruz. Genelde bunu istemek gerekiyor. Bir de önemli bir nokta, varyansların homojenliğinin testini veren sonucu da istiyoruz. Bunu seçmemiz yeterli. Ayrıca istersek bu sonuca doğru dönük farklılıkların olup olmadığını grafiksel olarak gösterilmesini istiyorsak da min pilota tıklıyoruz. Bu üçünü seçtikten sonra diğerleri şu aşamada bizim için gerekli değil. Ayrıca bu sonuca göre homojen olup olmadığını, varyansların homojen dağılıp dağılmadığı sonucuna göre, anlamlı olup olmadığı sonucuna göre post hoc testi de yapılması gerekiyor. Biz burada bu aşamadayken her ihtimale karşı bunu da yapalım. Bu seçeneği seçtiğimizde önümüze gelen seçimlerden üst tarafta varyansların eşit olduğu varsayımına göre uygulanacak testler gözüküyor. Bunların hepsi hemen hemen benzer sonuçlar veriyor. Çok ufak farklılıklar var. Literatürde kabul gören ve daha çok uygulanan TÜKEY testidir. Bu testi seçmemiz bizim için yeterli. Diğer taraftan varyansların eşit olmadığı varsayımı durumunda uygulanacak testlerde şu gördüğümüz 4 tane test. Bunlardan da herhangi biri bizim amacımız için yeterli olacak. Biz birisini seçelim. Mesela James Howell testini seçtik. Continue dedik. Diğerlerini seçmemize gerek yok. Bunun dışında herhangi bir seçim yapmamız gerekmiyor. Okey dediğimizde ilgili SPSS sonucu çıktı sayfasına geldi. Burada 3 tane gözümüze çarpan ilk aşamada tablo var. Bunlardan ikinci sıradaki tablo varyansların homojenliğinin test sonucunu gösteren tablo. Öncelikle buna bakmamız lazım. Burada significant değeri 0,05'ten büyükse eğer varyansların homojenlik varsayımı sağlandığını söylüyoruz. Yani varyanslar homojen dağılmıştır diyoruz. Dolayısıyla bu testi yapabilmemiz için gerekli olan birinci şartı sağlamış oluyoruz. Eğer varyanslar burası 0,05'ten küçük olsaydı varyansların homojenliği sağlanmamış olacaktı. O zaman birinci şartı sağlamayacaktık. Ama bu doğrultuya dönük olarak uygulayacağımız testin başka bir testi de var. Onu da göstereceğiz şimdi. İkinci olarak ANOVA dediğimiz temel çıktımızı veren en önemli tablolardan birisi olan ANOVA sonucuna bakıyoruz. Burada significant değeri 0,05'ten küçükse, ki burada küçük, o zaman diyoruz ki ilgili değişkenlerin ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. O zaman hipotezimizi kabul etmemiz için bu sonuç bizim için yeterli.
Peki bu farklılık neyden kaynaklanıyor? Hangi değişken, hangi gruptan kaynaklanıyor? Bunu görebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi gelir düzeyi ile ilgili 5 tane farklı grup var. Bu gruplardan hangisinin ortalaması diğerlerine göre farklılık arz ediyor? Buna bakmak için de az önce söylediğimiz post-hoc test sonucuna bakmamız lazım. Bu doğrultuda bakacak olursak öncelikle 2 tane var. Gördüğünüz gibi TÜKEY testi sonucu ve James Howell testi sonucu. Biz burada birinci şart olarak varyansların homojen dağıldığı varsayımını sağladığımız için TÜKEY testi sonucuna bakmamız gerekiyor. Eğer varyanslar homojen dağılmasaydı, yani burası 0,05'ten küçük olsaydı, o zaman James Howell testi sonucuna bakmamız gerekecekti. Bu doğrultuda biz TÜKEY testi sonucuna bakacak olursak, bakın arkadaşlar, gelir düzeyi 1000 ve altı olanların 3001 ve üstü olan katılımcılara göre ortalamaları farklı. Zaten yıldız olarak verilmiş ve anlamlı farklılık olduğunu ifade ediyor bu. Bu sonuç birinci farklılığı gösteriyor. Başka diğer değişkenler arasında, diğer gruplar arasında bir farklılık var mı? Yok. Sadece 1000 ve altı maaş gelir düzeyi olanların 3001 ve üstü gelir düzeyi olanlara göre COVID hastalığı seyri açısından ortalamaları anlamlı bir farklılık gösterdiğini söylüyoruz. Bakacak olursak yukarıdaki bu deskriptif tablosuna da en son bakacak olursak burada ortalamaları, işte örneklem sayılarını, standart sapmaları, standart hataları hepsini minimum maksimum değerleri görüyoruz. Burada arkadaşlar 1000 ve altı olanların bakın ortalaması 2,5 iken 3001 ve üstü olanların ortalaması 1,62. Bu arada bayağı bir fark var. Bu farkın anlamlı olduğunu gösteriyor. Yani biz 1, 2, 3 diye kodlamıştık hatırlarsanız COVID hastalığı seyrini. 1000 TL ve altı maaş alanlar, katılımcılar ne yapmışlar? Ortalama bunlar 3'e daha yakın bir cevap vermişler. 3001 ve üstü gelir düzeyi olan katılımcılar ise 1'e daha yakın bir cevap vermişler. 1'in anlamı neydi? Hastalığı daha ağır, daha şiddetli geçirenlere gösteriyordu. Dolayısıyla 3001 ve üstü gelir düzeyine sahip olanların hastalığı daha şiddetli geçirdiğini gösterebiliriz, söyleyebiliriz. Covid hastalığı bunlar için daha şiddetli seyretmiş. 1000 TL ve altı gelir düzeyi olanların Covid hastalığı daha hafif seyir ettiğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda bunun nasıl raporlanması gerekiyor? Nasıl raporlarız peki? Hemen sonuca baktığımızda şurada şu sayfaya baktığımızda burada yaş değişkeni için bir sonuç verilmiş. Alacağımız kısım daha çok işte anlamlılık düzeyi, F değerleri, kareler ortalaması, serbestlik derecesi, kareler toplamı, varyansın kaynağı, gruplar arası, gruplar içi diye. Burada bağımlı değişken ve burada örnekte yaşa göre verilmiş ama bunu gelir düzeyi diye değiştirmemiz gerekiyor. Bakın şurada en çok raporlarken şu ANOVA dediğimiz tablonun sonuçları bizi ilgilendiriyor. En çok buradaki verileri alıyoruz. Sadece gruplar arasındaki farklılığın neyden kaynaklandığını görmemiz gereken kısmı da şu kısımdan alıp raporluyoruz. Şimdi aynı durumu bir başka örnek için de yapalım. Diğer örneğimiz yine analyze diyoruz. Yine compare mean kısmına geliyoruz. One way ANOVA seçeneğini tıkladığımızda yine COVID hastalığının seyri benim bağımlı değişkenim. Bunun yerini değiştirmiyorum. Gelir düzeyi değil artık bağımsız değişkenim. Bu örneğimizde de yaş dediğimiz değişken. Yine aynı şekilde bütün seçimler daha önce yapıldığı için option'da ilgili seçimler yapıldı zaten. Post-hoc'ta da yapıldı ilgili seçimler. Continue diyorum. Otomatikman daha önceden kaydettiği için. Okey dediğimde ilgili sonuçlar geldi. Bakın burada da yine öncelikle varyansların homojenlik durumuna bakıyorum. 0,05'ten büyük. Dolayısıyla varyanslar homojen dağılmıştır. O zaman gruplar arasındaki eğer fark varsa TÜKEY testi sonucuna bakmam lazım. ANOVA sonucuna baktığımda significant değeri 0,05'ten küçük. Dolayısıyla bu hipotezimi de kabul ediyorum. Ve gruplar arasında, yaş gruplar arasında COVID hastalığının seyri açısından anlamlı farklılık olduğunu söylüyorum. Peki bu anlamlı farklılık neyden kaynaklanmış? Hangi yaş grubundan kaynaklanıyor? Ona bakmak için de post-hoc sonuçlarına baktığımda yine TÜKEY testine bakıyorum. Çünkü varyanslar homojen dağıldı.
TÜKEY testi sonucuna baktığımda neyden kaynaklanıyormuş? 26 ve 35 yaş aralığı ile 56 ve üstü yaş aralığında olanlardan kaynaklanıyormuş. Bunlar arasındaki cevaplar arasında ortalamalar arasında anlamlı farklılık varmış. Diğerleri açısından herhangi bir farklılık gözlenmedi. Dolayısıyla bunun farklılığının neden kaynaklandığını da görmüş olduk. Hemen deskriptif tablosuna bakacak olursak 26 ve 35 yaş aralığının ortalaması 2.31, 56 ve üstünün ortalaması ise 1.45. Dolayısıyla 56 ve üstü yaştaki katılımcıların COVID hastalığını daha şiddetli, daha zor, daha ağır geçirdiğini söylüyoruz. 26 ve 35 yaş aralığındaki katılımcıların COVID hastalığını daha hafif geçirdiğini ifade edebiliriz. Aynı şekilde 21 ve altı hastaların da COVID hastalığını daha hafif geçirdiğini ifade edebiliriz. Bu doğrultuda raporlarımızı nasıl sunacağız? Raporumuza bakalım hemen. İlgili sonucun raporunu da şurada şu şekilde gördüğünüz bir APA formatında bir tabloyla bu sonuçları raporlayabilirsiniz. Buradaki anlamlı fark neyden kaynaklanıyor? 26 ile 35 yaş aralığı ve 56 ve üstü arasındaki anlamlı farktan ötürü kaynaklandığını söyleyebiliriz. O halde dönecek olursak en başa hipotezlerimize dönelim. H0 hipotezi bu doğrultuda reddediliyor. H1 hipotezi kabul ediliyor. Yani her iki örnek içinde COVID-19 hastalığının seyri açısından gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık vardır. Aynı şekilde COVID-19 hastalığının seyri yaşa göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir diye ifade ediyoruz. Böylelikle tek yönlü varyans analizi nasıl analiz edildiğini, nasıl raporlandığını görmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.